Akdeniz spor severler, futbol severler, herkese merhabalar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Cumhuriyet'in 100. yılında Fenerbahçe özel formasıyla özel bir galibiyet elde etti. Fenerbahçe 5, Pendik Spor 0. Maç öncesinde herkesin kafasında soru işareti vardı. Pendik stadının zemininden dolayı, konumundan dolayı, kutu gibi bir stad olmasından dolayı, zemin problemi olmasından dolayı Herkesin aklında Fenerbahçe'nin bu maçta puan kaybedebileceği yatıyordu. Ama Fenerbahçe Cumhuriyet'in 100. yılında, Cumhuriyet'in 100. yılını coşkuyla kutladığımız bugün de 29 Ekim gününde şaşalı bir galibiyet elde etti. Ben Deniz Güler Fenerbahçe'nin 100. yıl formasına bayıldım. Nasıl Beşiktaş'ın zamanında ipli forması varsa 100. yılda Fenerbahçe'nin de bu forması Beşiktaş'ın o formasına benzettim. Formanın ipleri harikaydı. Formanın önündeki Atatürk süsüyti harikaydı, şahaneydi. Forma efsaneydi. Fenerbahçe'nin futbolu da o güzellikteydi. Cumhuriyetin 100. yılında bugüne yakışır bir galibiyet elde etti Fenerbahçe. Bugün adına Fenerbahçe için en olumsuz özellik Fred'in sakatlanıp oyundan çıkması oldu. Bu da zeminin azizliğinden dolayı diyebiliriz. Fenerbahçe Fred gibi dinamosunu tabiri caizse şarj aletini Fenerbahçe kaybetti. Bakalım Fenerbahçe'nin şarj aleti kısa sürede sahalara geri dönebilecek mi? Sakatlık durumu ne durumda? Umarım ciddi bir sakatlığı yoktur Fred'in. Çünkü Fred'i izlemek biz futbol severlere seyir zevkinden başka hiçbir şey vermiyor. Galatasaray dün Rize deplasmanında kimine göre kara gecede 3 puanı hakem yardımıyla cebine koydu. Bence de öyle mi? Bunu değerlendireceğim. Ama Galatasaray öyle ya da böyle bir şekilde kazanmaya devam ediyor. Zorlu Rize deplasmanından da çıktı Galatasaray. Bayağı Münih yenilgisinden sonra dün Rize deplasmanında zorlansa da Galatasaray'da 3 puan almayı başardı. Beşiktaş, Beşiktaş, Beşiktaş. Yarın Antep'le maça çıkacak Beşiktaş'ta. Sular durulmuyor. Abubakar hastaneye kaldırılmış diye haber çıktı. İki saat önce de Valentin Rozier'in Gaziantep maçı kadrosuna alınmadığını öğrendik. Bütün Beşiktaşlıların aklında soru işareti var. Çünkü neden? Rozier ve Abubakar kanka ikisinin arası çok iyi. İkisi de aynı anda yarın maçta oynayamayacak büyük ihtimalle. Beşiktaş'ta neler oluyor? Beşiktaş'ta sular durulmuyor. Fenerbahçe ve Galatasaray kazanmaya devam ederken, dolu düzgün giderken Beşiktaş'ta sular durulmuyor, seçime kadar da durulmayacak gibi duruyor. Başkan adayları kimler olacak? Hasan Rat dışında Serdar Adalı ismi artık yüksek sesle dillendirilmeye başladı camiada. Bakalım bunların hepsini konuşacağız. Ama öncelikle Fenerbahçe'nin galibiyetiyle başlayalım. Fenerbahçe bu sezon her maça başladığı gibi başladı. Klasik 11 ile başladı. Oyunu rakip alana yıktı ve Fenerbahçe biraz da olsa şansın yardımıyla da olsa Pendik Spor'un kilidini 30. dakikada açtığı için maçı rahat çözdü. Golün gelmesi biraz daha gecikseydi Fenerbahçe problem yaşayabilirdi. Çünkü Fenerbahçe ligin ilk yaralarında maçı çözüyor. Hatta ilk 15-20 dakikada maçları çözüyordu. Pendik savunması çok kapanınca Fenerbahçe'nin biraz kilidi çözmek zamanını aldı. Şöyle zamanını aldı. Çabuk çabuk Fenerbahçe'nin bir gol atması beklenebilirdi. Ama Fenerbahçe o golleri atacak pozisyonları ilk 30 dakikada çok bulamamıştı. Ta ki İrfan Can topu sürdü. Sağdan Osa'ya hareketlendi. Osa'nın önüne müthiş top atan İrfan Can Osay da topu iyi kontrol edince sağa çektikten sonra Ceko'ya doğru çıkardı. Ceko'dan önce kaleci dokundu. Top ağlara gitti. Bu karambol golüyle Fenerbahçe 1-0 geçtikten sonra zaten Top sürekli Fenerbahçe'deydi. Oyunun hakim Fenerbahçe'ydi. Oyun hep Pendik Spor Kalesi'nde oynanıyordu. Pendik Spor bir kere Fenerbahçe Kalesi'ne geldi ilk yarıda. Onda da gol oldu. O da vardan iptal oldu. Bence doğru karardı. Onun dışında hep oyun Pendik Spor Kalesi'nde oynandı. Fenerbahçe'nin çok net pozisyonu olmamasına rağmen 30. dakikadaki golden sonra Fenerbahçe oyunun hakimiyeti dışında pozisyon hakimiyetini de eline aldı. Klas ayaklarıyla skora gitti. İkinci yarının başında da Ostar oyuna girdi. İsmail Kartal önde de olsa takımı hamlesini yapıyor. Bu sene Fenerbahçe hocasıyla, oyuncularıyla adeta şahane. Fenerbahçe'de hiç kötü giden bir şey yok mu? Bu maç adına yine kötü giden bir şey yok. Çünkü Fenerbahçe'nin oyuncu kalitesi, oyuncu kalibresi rakiplerin üstünde. Bir şekilde Fenerbahçe skoru buluyor. Özellikle Fenerbahçe'de Osay ve Serdi, e, Ferdi Kadıoğlu kanadı tıkır tıkır ilerliyor. Neden? İrfan Can da Tadiş de, ikisi de topla içeri giren oyuncular. Tadiç ve İrfan Can topla içeri girdiğinde sağdan Osay soldan Ferdi depresi oluyor. Bir anda ok gibi fırladıklarında Tadiç ve İrfan Can, ikisi de klas ayaklar olduğu için Ferdi ve Osay'ın önüne top attığında içeride kule gibi Ceko var. Arkadan Şimanski geliyor. Oynadığında Fred geliyor. Fenerbahçe kanattan çok rahat bir şekilde akın geliştiriyor. Neden? İrfan Can ve Ceko içeri kat ettiğinde arkadan Ferdi ve Osa'yı geliyor. Bunlar çizgiye indiğinde hemen Fenerbahçe'de Ceko, Şimanski, Fred ve arkadan İrfan Canlar da tekrar katılıyor ceza sahasına giriyor. 5-6 kişi oluyor Fenerbahçe ceza sahasında. Fenerbahçe'nin kanat varyasyonları durdurulamaz bir hal aldı. Bakalım bu nereye kadar böyle gidecek? Fenerbahçe'nin kanat organizasyonları şu an Fenerbahçe'nin birinci hücum planı. Fenerbahçe kanattan çizgiye inerek attığı gollerin yarısını bu şekilde attı bu sezon. Bu çok önemli bir etken. Bir de Fenerbahçe'nin oyun aklı Duşan Tacic. Duşan Tacic top ayağını aldığında kafasını kaldırıyor. Pa e asist öncesi pasları muhteşem Tacic'in. Tacic topu aldığı an direkt Ceko'yu görüyor. Ceko'yu gördüğünde de Ceko topu kontrol ediyor. Topa basıyor. Hemen Jackal'ın arkasından 2-3 kişi geliyor. Fenerbahçe hücumda çoğalıyor. Çabuk çabuk paslarla bir anda pozisyona giriyor. Zaten bu pozisyonlarında çoğu gol oluyor. Bu gollerden de birkaç tanesi erken saatte geldiği zaman Fenerbahçe maçı çözüyor, farka gidiyor. Ama Fenerbahçe'de Ludogorets maçında bu dolu dizgin oyun maalesef ki yoktu. 3-1 kazansa bile Fenerbahçe, evet şunu diyebilirsiniz. Fenerbahçe rotasyon yaptı. Duda Göresi maçında. Evet Fenerbahçe rotasyon yaptı. Amenna. Ama biz hep neyi konuşuyoruz? Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kadrosu çok kaliteli çok alternatifli diyoruz. Ligde bunu gördük. Avrupa'da da bugüne kadar bunu gördük. Bugünle birlikte Fenerbahçe 10-10 yaptı. Ama Fenerbahçe'de her şey müthiş mi gidiyor? Galatasaray için söylediğimi Fenerbahçe için de söylemek zorunda kaldım. Çünkü yedek oyuncuların performansı bana bunu gösteriyor. İlk 11'ler müthiş. Ama yedekten gelen oyuncular ne Batçayi, Ceko'nun yaptığı etkiyi yapıyor. Bana diyeceksiniz ki Ceko gol atıyor. E, Avrupa maçında oynadı. Batçayi de gol attı. Bir tek gol atmak değil. Ceko bütün hücumu yönlendiriyor. Ceko topu aldığı zaman 2 dakika boyunca kimse Ceko'dan topu almıyor. Ceko'nun Tadiç'le uyumu Batçayi'nin ile Tadiç'in uyumu değil. ile Tadiç kaç kere al-ver yaptılar? Lugaresi maçında hiç yapamadılar. Bu sefer Tadiçte kötü gözüktü o maçta. Niye? Çünkü Batçay'a atılan toplar Batçay'ın ayağında kalmıyor. Batçay orada topları tutup tekrar servis edemiyor. Ceko topları tutuyor. Sağına soluna servis ediyor. Ceko yemeği kendi yapıyor. Kendi pişiriyor. Kendi servis ediyor. Ceko bütün takım olumlu etki ediyor. Fenerbahçe'de ne Umut Nayır ne de Batçay'ı bunları yerine getiremiyor. Ben Umut Nayır'ın daha faydalı olacağını düşündüm. Ama oyuna girdiği maçlarda Umut Nayir adeta sahada yokları oynuyor. Hayalet Casper gibi. Bundan dolayı Fenerbahçe'nin Jack olmadığında çok zorlanacağını düşünüyorum. Bugün ben Fred çıktıktan sonra da Fenerbahçe'nin zorlanabileceğini düşünüyordum ama şöyle bir şey oldu. Eğri gemi doğru sefer oldu. Nasıl mı oldu? Fred daha tempolu, dikine giden bir oyuncu. Yerine oyuna giren Zais daha çok Teknik, top ayağında tutan klas bir oyuncu. Fred de klas. Fred ama onun yanında Zayis'ten daha teknik ama Zayis klas, yumuşak bir oyuncu. Bugün Zayis'in yumuşaklığı biraz işe yaradı. Fenerbahçe'de bütün oyuncular Tadic, Zayis, İrfancan, Şimanski hepsi orada bir anda hızlı al-ver yaptıklarında Zayis'in de bunda katkısı çok yüksekti. Çünkü Zayis top ayağını aldığında hemen tekte oynayabiliyor. Birkaç pozisyonda Zayis böyle oynadığında bugün Fenerbahçe'nin pozisyona girmesinde Zayis'in de katkısı yüksekti. Bundan dolayı bugün Zayis'in Fred'in yerine oyuna dahil olması, sakatlanan Fred'in yerine gerçekten eğrisi doğrusuna denk gelmiş oldu. Bu maç özelinde Zayis'in oyuna girmesi Fenerbahçe'ye katkı sağladı. Zayis katkı sağlıyor sonradan oyuna girdiğinde ama hücum oyuncuları. Kent bir maçı bir maç kötü. Cengiz ne verecek belli değil. Bu İrfancanı Cengiz kesemez. Umut Nayır oyuna giriyor hiçbir şey vermiyor. Fenerbahçe'de sonradan oyuna girdiğinde ve Avrupa maçında oynadığında da tam performans gösteren Ostar var arkadaşlar. Şu anda 12. oyuncu olarak. Fenerbahçe'nin bu sayı 13'e, 14'e, 15'e çıkarması lazım. Çünkü şampiyonluk yarışında. Şampiyonluğa giden takımlarda ilk 11'in çok iyi olacak. Ama kenardan gelecek 4-5 tane oyuncunu da ezbere saymak lazım. 1. Oster sol stoperde de sol bekle oynattığında sırıtmıyor. Her şekilde oynuyor. Ama Batçuay'ı gol atmasına rağmen çok etkili oynamıyor. Ceko'nun yaptıklarını yapamıyor. Umut Nayir. Ceko kadar olmasa da Ceko'nun muadili diye alındı. Sağdan soldan kesilen ortalara kafa vursun. Bizi orada topu tutsun. Uzun, uzun boylu pivot santrafor diye alındı. Karambollerde gol atsın diye alındı Umut Nayir. Daha 18 maç oldu Avrupa ile Umut Nayir bunu, e, bu beklentilerden hiçbir tanesini bile yapamadı 18 maçta. Bu da ne oluyor? Fenerbahçe'nin hücum anlamında devre arasında takviye yapması lazım. Ceko'ya, Tadic'e alternatif olarak. E. Çünkü bu oyuncular oynamadığında Fenerbahçe'nin oyun aklı sıkıntı yaşar. Bu çok bariz belli. Stoper'de Serdar Aziz bir var bir yok. Ciku sakatlandı şimdi. Samet'e ne kadar güvenebilirsin? Orada Beko var. Samet var. Bir de şimdi elinde kim kaldı? Oster de oynatabilirsin. 3 kişi kaldı. Sayısal eksikliğim var. Yani demek oluyor ki Fenerbahçe Avrupa'da rotasyon yaptığında Duda Gores gibi ilk kez ciddi bir takıma karşı oynadı. Tamam rotasyon yapmasına rağmen kazandı. Ama saha içinde iyi gitmeyen işler vardı. O maçın iyi analiz edilmesi lazım. İsmail Hoca da o maçı iyi analiz etmiştir mutlaka. Bundan dolayı Fenerbahçe'de ligde her şey 10 numara 5 yıldız gidiyor. Evet kesinlikle katılıyorum. Ama ve lakin Avrupa'da Fenerbahçe yoluna daha çok emin adımlarla devam etmesi için devre arasında kangrenli parmakları kesip özellikle Orta sahaya 1 6 numara İsmail Yüksek ve Fred olmadığında sorun yaşamamak için net 6 ile 8 karışımı dinamik bir alan savunması yapabilen sert agresif bir oyuncu alması lazım Fenerbahçe'nin. Bir stoper alması lazım Fenerbahçe'nin. Serdar Aziz'e güven olmuyor. Ciku sakatlandı ve zaten Luan Perez'den umudu kesmişsin. Onun dışında Samet'e ne kadar güvenebilirsin? Bir tane stoper Fenerbahçe'nin alması lazım. Bir stoper bir orta bir de Batçay ayrılacak deniliyor. Batçay gidecekse Ceko'nun alternatifi olarak Ceko'nun yaptıklarını da yapacak. Ceko'nun yokluğunu aratmayacak bir oyuncu alınması lazım. Bir de Cengiz ne durumda dönecek belli değil. Yani belli değil. Cengiz İrfancan'ı kesemez. İsmail Hoca'nın da kanat oyuncusu, kanat forvet istediği konuşuluyor. Fenerbahçe'nin şu an ben 5 saydım ama devre arası 2-3 oyuncu alması lazım. Lig Fenerbahçe'ye şu an hafif geliyor. Ama Avrupa'da da yoluna devam edecekse Fenerbahçe rotasyonla birlikte devam edecekse rotasyonla devam edecekken Tadic, Ceko, Fred'e İsmail Yüksek'e bir şey olduğunda onların muadili oyuncuları bulamazsa Fenerbahçe Avrupa'da da önüne çıkacak ciddi rakiplere karşı tıkanabilir. Çünkü kulübedeki oyuncuları as oyuncularının muadili değil arkadaşlar. Fenerbahçe için tek eksi nokta benim için şu an bu. Çünkü Fenerbahçe'de son 10 yıldır konu Fenerbahçe'nin bu 10 yıl içinde çok şaşalı, iyi girdiği sezonlar oldu. Tıpkı geçen sezon gibi. Herkes diyordu ki o Fenerbahçe şampiyon, Jesus geldi diyordu. Bizler de çok Fenerbahçe övüyorduk ama bir şey atladık. Bizim ligde Ale şampiyonluk yarışı ikinci yarı kızışıyor. Avrupa'da işler, ciddi rakipler gruplardan sonra geliyor. Bu da neden geçiyor? Ceko 37 yaşında diyoruz. Fişek gibi ama sakatlanırsa dönmesi geç olabilir yaşından dolayı. Tadic 36 yaşında. 35 yaşında pardon. E, Tadiş sakatlanırsa dönmesi, bu yaştaki oyuncuların dönmesi, kasların iyileşmesi zaman alıyor. Ne olacak? Bu iki tane kilit isim sakatlanırsa bunların muadili isimler kulübede en azından bulunması lazım. Bunlar kadar yetenekli olmasa da bunların bir tık altı oyuncular bulunması lazım. Bunun sebebi şu arkadaşlar. Herkes Fenerbahçe'yi şu an konferans ligini alacak diye bakıyor. Bu iş bu kadar kolay değil. Basit değil. Bir tane bu yap-poz parçalarından bir tanesi eksik olursa 35-40 maçı kaldıramazsa yap-pozun parçalarından Fred'den, Ceko'dan Tadiş'ten bir tanesi bu yap tamamlanmaz. Yani konferans ligindeki o kupa havaya kalkmaz. Bunun için Fenerbahçe çok transfer yaptı hala transfer mi diyorsun demeyin bana. Diyorum çünkü neden? Fenerbahçe'nin hedefleri bu sene büyük. Oya'da oyun büyük. 18'de 18 dile kolay. Bu hedefler doğrultusunda yola devam edilmeli, analizler yapılmalı. Zamanında Ali Koç geç karar aldı. Ne oldu? Hep Fenerbahçe bugüne kadar iyi giderken övdük. Sonunda patladı. 10 yıldır şampiyonluk gelmedi. Şu an Fenerbahçe çok iyi giderken eleştirelim ki gördüklerimizi söyleyelim. Eleştirmek için eleştirmeyelim. Yedek kulübesindeki oyuncuların kalitesi 11'dekilerden aşağıda kazansalar bile Avrupa'da. Çünkü Avrupa'da oynadığı takımlar Fenerbahçe'ye denk değil. Zamanında denk takımlar gelecek Fenerbahçe'ye. Konferans Ligi'ndeki grupları geçtikten sonra UEFA Avrupa Ligi'nden güçlü ekipler gelecek. Bunun için Fenerbahçe'nin de rotasyonla devam edecekse sürekli Avrupa'da. Rotasyona birkaç oyuncu katacaksa, ligdeki oyuncuları dinlendirecekse kulübesini zenginleştirip eldeki fazlaki oyunculardan da çıkılması lazım. Bir tek nacizane İsmail Hoca ve Fenerbahçe camiasına tavsiyem budur. Gelelim Galatasaray'a. Galatasaray dün Rize deplasmanında 1-0'lık skorla kazandı. Bu sene Okan Hoca'nın hiç düşünmediği neredeyse Oliveira Galatasaray'a 3 puanı getirdi. Bu maçtan sonra Okan Hoca da bazı şeyler dank edecek mi? Okan Hoca yaptığı yanlışlardan dönecek mi? Galatasaray maçını Bayern Münih maçına bağlayarak analiz etmek istiyorum arkadaşlar. Ben şunu demiştim. Bayern Münih maçından önce geçen hafta Beşiktaş Galatasaray derbisinden sonra yayın yapmıştım. Galatasaray için şunu demiştim. Kaan Ayhan ve Toreyra ikilisi Bayern Münih deplasmanında doğru olur ama Kerem Aktürkoğlu'nu o bölgede oynatmaması lazım dedim. Kerem Aktürkoğlu hızlı bir oyuncu. Kerem Aktürkoğlu'nu kanatlarda oynatması lazım dedim. Sağda yokları oynayan Zaha vardı derbide de. Bayern Münih maçında da gördük. Zaha sağda yokları oynuyordu. Sen Kerem Aktürkoğlu'nu 10 numarada oynatırsan o Hoca... 60'tan sonra takım düşer. Sen tamam Kerem Aktürkoğlu'nu oynattın. Kerem Aktürkoğlu da müthiş bir oyun oynadı. Gol kaçırmasına ben çok bakmıyorum. Acemi vuruşlar yaptı. Evet Kerem Aktürkoğlu bu zaten. Panik vuruşlar yaptı. Panikle vuruşlar yaptığı için top gelir gelmez direkt ayağını kapatmadan Kerem Aktürkoğlu topları dağlara taşlara vuruyor. Sebebi ise şu. O heyecanda, o atmosferde bunlar olabilir. Gol kaçırabilir. Şahane de oynadı 60 dakika. Ama Kerem Aktürk en büyük alameti farikası ne? Savunma arkasına yaptığı koşular. Bir de fuleli oyuncu topla bir çabucak hızlanabiliyor. Sen Kerem'i 10 numarada oynattığında bu özelliğinden yararlanamıyorsun çok. Niye? Yararlanamazsın. Çünkü Kerem 10 numarada serbest bölgede oynayacak teknik kapasiteye sahip değil. Kerem Aktürkoğlu hızını kullanabilen, savunma arkasına sarkan, bir anda topla hızlanıp pozisyon yapabilen bir oyuncu. Tamam geçtiğimiz seneye göre pas kalitesi gelişti. Ama pas kalitesiyle oyun zekası aynı şey değil. 10 numaralarda, 10 numara bölgesinde oynayan oyuncularda bir tek pas kalitesi yoktur. Oyun zekası vardır. Oyun zekası da farklı bir şeydir. Oyun zekası son vuruşlarda da, ara paslarında da, oyunu yönlendirmede de ortaya çıkar. Kerem Aktürkoğlu'nda bu yok. Nereye bağlayacağım? Ben ne demiştim? Sergio Oliveira. Sen Kaan Ayhan Torreira yaptın. E Endombele'den istediğin verimi alamıyorsun şu an. Gene sakatlanmış. Bayer maçında da oynasa sonradan oyuna girdi diye hatırlıyorum. Son dakikalarda. Yani istediğimiz Endombele değil fizik olarak. E değil. Kerem Demirbay'ı o maçta oynatmıyorsun. Bugün Kerem Demirbay oynadı gördük. İkinci yarı direkt çıkardın Kerem Demirbay'ı. İstediğini alamadın. Demek ki Oliveira senin bu sene Oliveira'dan daha iyi olacak diye aldığın Ndombele ve Kerem Demirbay'dan Olivera. Daha iyiyse Olivera'yı oynatacaksın. Ben de geçen sene diyordum fiziki olarak Olivera düşmüştü. Ama fiziki olarak Olivera'nın düşmesinin yanında bir de üst düzey bir oyun zekasıyla teknik kapasitesi var. Sen Bayern Münih maçında Torreira ve Kana Ayhan gibi zaten iki tane dinamik her yere basan sert defansif yönlü iki tane ortasıyla çıkıyorsun. Bunların önüne de defansif yönü çok aksamayan ama hücum yönü iyi olan oyunu yönlendiren teknik kapasiteli Olivera'yı koy ki Bayern Münih maçında sen o bulduğun pozisyonların verimlenmesini sağla. Şöyle. Zaha'yı oynatma ya da Zaha'yı oynattın ya. Zaha takımı eksik oynattı Bayern Münih maçında. Zaha'yı direkt çıkaracaktın. İkinci yarı hamle yapacaktın. Zaten Galatasaray ilk 60 dakika boyunca Bayern Münih'i hapsetti. Bayern Münih ne uğradığını şaşırdı. Kulakları sağır oldu. Ben aynı Timo Werner nasıl kulakları sağır oldu Beşiktaş maçına çıkmıştı. Herikeren'in de çıkacağını düşündüm bir ara. Ama Herikeren çıkmadı. Helal olsun. Ama Galatasaray bu 60 dakika bu futbolu oynarken Okan Hoca sağ kenarında Galatasaray'ın bu iyi futboluna hamleleriyle eşlik hamleleriyle birlikte eşlik edemedi. Sen Zaha ile başladın bir hata yaptın. Orta sahayı benim dediğim gibi kurmadın. Eyvallah. Ya da dirençli bir orta saha kuramadın. Zaha da seni eksik oynattı. 60 dakika iyi de oynadın. Ama pozisyonları da değerlendiremedin. E karşındaki de Bayern Son 70'ten sonra da maç 5-0 olabilirdi. 3-1 bitti ama 3 tane de 70'ten sonra yürüyerek Bayern Münih bulduğu pozisyonlar var. Bayern Münih 5 dakika bu şekilde Bayern Münih'e karşı fizik olarak düşersen affetmez. Bayern Münih'in en büyük alameti farikası bu. Kısa kısa paslarla geliyor. Çok soğukkanlılar. 60 dakika boyunca Bayern Münih Galatasaray'dan felaket bir baskı yedi. Önde pres yedi, topları kaptırdılar. 4-5 tane pozisyon verdiler ama 1 dakika olsun panik yapmadılar. Panik yapmadılar. Hep soğukkanlı kaldılar. E soğukkanlının sonucunda da Galatasaray fizik olarak düştükten sonra Gelip Galatasaray'ı avladılar Bunda neydi etken Zaha'yı oyundan çıkarmadı Kazımcan'ı Angelino'nun yerine Oynattın Kazımcan'ın hatalarından golledin Okan Hoca Tamam böyle bir radikal karar aldın Ama bu radikal karar 8. dakikada tutmadı Kazımcan müthiş bir hata yaptı İkinci yarıda görüyorsun ki Kazımcan Sağda duramıyor ayakta duramıyor Hücumcada da çok etkili değil Sadece gol pozisyonunda Penaltıdan önce ortada var Hiçbir şey ekstra yapmazken Kazımcan. E sen Kazımcan'ı oynattın. Kazımcan'ın tarafından golleri yedin. Hataları Kazımcan yaptı. Kazımcan'ı da bitirdin. Madem öyle Leipzig'te 10 maça çıkmış Bayern Münih'e karşı Angelino'yu niye kullanmadın? Çünkü niye? Sene başında benim dediğime geldin. Galatasaray bu sene sol bek eksiğini yaptığı transferle kapatamadı. Angelino Galatasaray'ın derdine derman olamadı şu ana kadar. Çünkü neden Angelino? Hücumda çok iyi denildi. Hücumdaki etkisini göremedik. Savunmada da aksıyor. Demek ki Angelino Okan Buruk'un istediği oyuncu değilmiş. Tutmadı yani. Kazımcan. O da tutmadı. E Galatasaray geçen seneki sol bek eksikliğini kapatamadı. Ben bunu hep söylüyordum. Kapatamadı. Sen bunu nasıl kapatacaksın? Kulübede Nelson'un var. Değil mi? Nelson'un var. Bitti bu kadar. Nelson'u çekeceksin oraya. Davison Sanchez çekeceksin. Abdülkerim'i o maçta diyeceksin ki çıkma senin pozisyon bilgini, Ligde oynadın. Lig maçlarında da sol tarafta sol bekle iyi oynadın. Sadece sen kapat. Sağdan biz Saşa böyle gideceğiz diyeceksin. Bunu da dememişsin Okan Hoca. Nelson'u da küstürüyorsun. Kazımcan da Angelino'dan bir verim alamadıysan başka formül düşüneceksin. Formülü de sen kendin buldun kullanmıyorsun. Abdülkerim bardakçıyı sol tarafta kullanacaksın. Bunların hiçbirini yapmadın. Amenna. Zaha'yı da çıkarmadın. Niye çıkarmıyorsun? Bayern Münih maçı Zaha'nın kendine gelin, gelme maçı değil ki. Senin gruptan çıkma maçın. alacağım bir puan seni gruptan büyük oranda çıkartacaktı. Yani şuna gelelim arkadaşlar. Okan Hoca Bayern Münih maçında hatalar yaptı. Bunu Rize maçına da devam ettirdi. Oliveira'dan aldığın oyuncular Endombele ve Kerem Demirbay daha iyi değilse Oliveira'yı oynatacaksın. Mertens'i bir oynatıp bir oynatmıyorsun. Ben ikisini de eleştirdim Mertens'i Oliveira'yı. Ama aldığın oyuncular onlardan iyi değilse bu oyuncuları oynatacaksın. Geçen sene bu oyuncular seni şampiyon yaptı. O zaman bu oyuncularla devam edeceksin Şampiyonlar Ligi'nde. Ama şöyle formül olacaksın. Bu oyuncuların temposuz olmasından yakınıyorduk biz değil mi? Evet ben bundan yakınıyordum. Geçen sene Vodafone'da Beşiktaş'a karşı bu oyuncular tel tel döküldü fiziki olarak. Ama geçen sene bitti. Bu sene yeni bir kadro kurdun. Kaan Ayhan'ı da bazı maçlarda orta sayı mont ettin. Kaan Ayhan'la Torreira senin fiziki eksikliğini kapatır zaten. Bunu çözdün. Bunun yanına da zaten geçen sene teknik olarak sıkıntı yaşamayan bütün hücum organizasyonlarda olan Mertens ya da Oliveira'dan birini koyacaksın iki tane defansif oyuncunun önüne. Bu sorunu çözeceksin. Macera aramayacaksın. de Kerem Demirbay da şu an fiziki olarak Galatasaray'da oynayacak düzeyde değil. Bunlar fiziki olarak oynayacak düzeye geldiğinde oynatacaksın. Şampiyonlar Ligi bunları kazanma yeri değil. Maalesef ki hatalı değişiklikler yaptım Bayern Münih maçında da. Tak oyunu Oliveira'yı alsan. Kerem'i sağa atsan. Tamam mı? Maç birbirken. Bayern Münih belli bir dakikadan sonra senin üstüne geldiğinde Zaha zaten bitik. Barış Alper'i de oyuna Barış Alper, Kerem Icardi yapsan. Oliveira'yı da onların önüne atsan. Alan bulduğun zaman Oliveira bu isimlerin önüne topu atar. Bu isimlerde Fuleli oyuncular rakibe karşı da önünde basan da oyuncular. Ne olur sen fiziki olarak bugün düş bu kadar düşmezdim Bayern Münih karşısında belki de kaybetmezdim bu kadar iyi oynadığın maçı. Bu işin özeti bu. Okan Hoca hatalı. Okan Hoca bir maç hatalı diye de hemen gömmeyelim. Bunları söyleyelim. Okan Hoca şapkasını önüne alıp düşünsün. Çünkü hatalardan ders almak, öz yapmak kötü bir şey değildir hiçbir zaman. Rize maçında da Galatasaray çok iyi oynadı mı arkadaşlar? Galatasaray iyi oynamadı. Net pozisyonlar bulamadı. Rize'de ilk yarıda ikinci yarıya göre biraz iyiydi açıkçası. Hücuma çıktı. Birkaç tane pozisyon kaçırdı. Ama nasıl diyeyim? Maçta bir tempo vardı. Maç tempoluydu. Ama bu temponun karşılığı olan pozisyonlar bu maçta ortaya çıkmadı. İki takım da ceza sahasının çevresine kadar geldiler. Ama son vuruşları yapamadıkları için o net pozisyonlar oluşmadı. Ceza sahası çevresinden o son vuruşlar çıkmadı. Net pozisyonlar oluşmayınca da a o diyeceğimiz şaşkınlık geçireceğimiz pozisyonlar çıkmadı. Televizyon karşısında çok heyecanlanamadık. Ta ki ikinci yarıda bir pozisyon var. Rizeli oyuncu savunma arkasına sarktı. Arkadan Davison Sanchez hafif, hafif dokundu. Abdülkerim bardakçı da oyuncunun üstüne doğru çıkmış gibi gözüktü. Oyuncuyu ikisi arasına sıkıştırdılar. Oyuncu yerde kaldı penaltı bekledik. Ben bu pozisyona net penaltı dedim ilk gördüğümde. Ama sonradan baktığımda arkadaşlar ben Galatasaraylı değilim. Ben Fenerbahçe'de değilim ama doğruları söylemek zorundayım. Dün Rize'de bence kara gece yoktu. Şöyle kara gece yoktu. Eğri, eğri doğruya doğru konuşalım. Neden mi? Galatasaray dün o iyi oynamadı. Kerem Demirbay'ı hoca hemen ikinci yarının başında çıkardı. Doğru tercihler yapmamıştı Okan Hoca. Oyuna müdahale etti. İkinci yarıda da Oliveira girdi. Oliveira girdi. Hemen oyunun çehresini değiştirmedi. Şansının yardımıyla da bir gol attı Galatasaray'da. Evet. Galatasaray iyi oynamadı. Rize Spor da çok iyi oynamadı. Ama Rize Spor Fenerbahçe'ye oynadığı gibi silik bir oyun oynamadı sahasında. Yani iki takımın da maçı kazanabilecek duruma geldiğini söyleyebiliriz zaman zaman. Ama iki takım da şaşalı çok oynamadı. Galatasaray da şans golünün yardımıyla kazandı. Ama Galatasaray maçında Rize'nin o pozisyonda penaltı verseydi benim vicdanım el vermezdi. Ben şöyle gözümü kapatıyorum düşünüyorum. Beşiktaş'a bu pozisyonu verselerdi mutlu olur muydum? Olmazdım. Böyle penaltı olmaz. Bence bu penaltı değil. Kimse de Galatasaray camiasını tövmet altına bırakmasın. Premier Lig'de İtalya'da bu tip pozisyonlar çalınmıyor kolay kolay. Futbolda da bu kadar sertliğe biraz müsaade olsun. Öyle bir penaltı olmaz bence. Ama işte şurada tıkanıyoruz. Galatasaray'a gösterilen bu müsaama Beşiktaş ve Fenerbahçe gösterilmiyor. Bu da bir gerçek. Geçen sene Erdem Timur bağırdığından beri hakemler korkmuş mu etki altına mı alınmış bilmiyorum. Ligi bitirtmeyiz dediğinden beri. Bu pozisyon Fenerbahçe ve Beşiktaş olsa çalınabilirdi. Daha fazla incelenirdi vardı. Galatasaray olunca çok fazla incelenmiyor. Galatasaraylılar ve pardon Fenerbahçe ve Beşiktaşların takıldığı konu bu arkadaşlar. Ben de buna takılıyorum. Galatasaray'a takdir haklarını biraz daha fazla kullanıyor hakemler. Ben bunu izlediğim maçlarda böyle hissediyorum. Ama bence de vicdan olarak o pozisyon penaltı değildi. Eyyam yapmaya gerek yok. Bu maç için konuşmasam da ligin genelinde 2 senedir Erdem Timur'un o sözlerinden beri Galatasaray'a daha fazla bir kayırma olduğunu ben hissediyorum açıkçası. Bu doğru. Beşiktaş'ın şu an güçlü olmadığından dolayı Beş taş hakemler asıyor, kesiyor, Aa, ayrı bir şey. Ama yapmayacaksınız. Siz adaletli olacaksınız. Beşiktaş sahada güçlü olmasa bile masada güçlü olur yeri gelince. Beşiktaş'ı ezmeyeceksiniz. Fenerbahçe'yi ezmeyeceksiniz. Galatasaray'ı da ezmeyeceksiniz ama korumayacaksınız da. Bu maç üzerinde bence korumadı hakem. Doğru karar verdi. Twitter trolllerine inanmayın. Kara gece falan yok. Bu maçta Galatasaray kötü de oynasa kazanmayı bildi. Bir şekilde kazandı. Hakem yardımıyla da kazanmadı. Öyle penaltı olmaz. Ey Fenerbahçeliler, Ey Beşiktaşlar vicdanınızı elinize koyun. Şunu sorun kendinize. Böyle penaltı bize verirse içinize siner miydi? Hiç ayak yapmayın içinize mi içinize sinmezdi. O yüzden de kimse bu konuyu fazla uzatmasın. Gerçekler bunlar. Premierlik seviyoruz diyorsunuz. Premierlik seviyorsunuz da duygusallığı kenara bırakın o zaman. Premier Lig'de hangi erken böyle penaltı çalıyor? Bırakın bu işleri. Yani arkadaşlar işin özeti şu. Galatasaray Dediğimiz gibi Şampiyonlar Ligi'nde iyi oynuyor, ligde iyi oynamıyor. Güçlü rakiplere karşı galsa iyi oynuyor. Ligde iyi oynamıyor ama kazanmaya devam ediyor. Geçen sene de böyle olmuştu. Sonrasında galsa iyi oynamaya da başlamıştı. Bu sene iyi oynamaya başlayacak mı? Bekleyip göreceğiz hep birlikte. Galatasaray ve Fenerbahçe yoluna dolu dizgin devam ediyor. Şampiyonluk yarışı daha ilk haftalardan kızışmış durumda. Ama arkadaşlar Galatasaray'la ve Fenerbahçe birlikte oynamadan ikisinin de güç dengesini tartamayacağız belli ki. Çünkü Galatasaray ne kadar iyi oynamasa da kadro kalitesi belli. Ama Galatasaray böyle oynamaya devam ederse de bir yerde takılacak izlenimi veriyor bana. Fenerbahçe'de hiç takılmayacak izlenimi veriyor. Şu ana kadar gördüklerim bunlar. Beşiktaş ise oynadığı her maçta hiçbir zaman bana maalesef ki rahat kazanacakmış izlenimi vermese bile hiç kazanacakmış izlenimi bile vermiyor maalesef ki. Beşiktaş'ta işler karmaşık. Beşiktaş'ın yarın Antep maçı öncesinde dedim ki Rozier bir anda kadrodan çıkarılmış. Sebebi bilinmiyor. Abu Bakar hastaneye kaldırılmış. Ne oldu? Bunların ilacına biri müsil mi attı? Nuri Alço bunların gazozuna ilaç mı attı? Ne yaptı ya Nuri abi? Gazozlarına ilaç mı attı Nuri Alço? Bunlara ne oldu ikisine bir arada? Bir arada iki kanki? kankiye. Bir kulüpte mi gördün Nuri abi bunları? Gazozlarına ilaç açıp bayılttın mı bunları? Ne oldu ya? Rosya ile Abubakar ikisine birden. Ne oldu? Beşiktaş'ta bir şeyler oluyor. Kimse ne olduğunu bilmiyor. Beşiktaş Cumhuriyetin 100. yılına özel forma çıkarıyor. Maalesef ki kendi şanslılığından yarın bu formayı giyemeyecek Beşiktaş maçta. Yönetim iyice kafa olarak gitti. Madem kafa olarak gittiniz, artık resmen ceketinizi alın gidin. Beşiktaş yönetimi Beşiktaş'a daha fazla zarar vermeyin. Seçim tarihinde öne alın. Beşiktaş başkanı kim olacaksa kim aday olacaksa, projeleri kimin varsa hemen açıklasınlar. Bir an önce Beşiktaş'ın başkanı belli olsun, hocası belli olsun. Beşiktaş'ta belirsizlik bitsin. Beşiktaşlıların artık bir nebzede olsa yüzü gülsün. Gülmeli de, hak ediyorlar. Herkesin elinde telefon, Twitter'da, orada, burada, iş arasında, molada, çay arasında, çorba molasında telefon eline aldığında Beşiktaş taraftarının tek bir beklentisi var. Ahmet Nurçebi'den flash açıklama. Beşiktaş başkanlığına yeniden aday değilim. Teçim tarihini öne aldım. Açıklaması bekliyor Beşiktaşlar. Bir heyecan bekliyorlar. Hasan Arat'tan şu şu güçlü ismi yönetimi aldım. Serdar Adalı ile birleştim. Artık Beşiktaşlılar güçlü isimler tarafından yönetilip doğru politikayla, güçlü transfer politikasıyla iyi bir oyunla Beşiktaş taraftarı Beşiktaş'ını stat'tan ya da televizyondan takip etmek istiyor. Ama bu yönetim buna engel oluyor. Bir an önce bu engel ortadan kalkmalı. Yarın da Sayın Hocamız Burak Yılmaz'ın, teknik sorumlumuz Burak Yılmaz'ın net bir şekilde neler olduğunu açıklaması lazım. Abu Bakar'ı, Rozye'yi, durumlarını kadro dışı mı kaldılar? Gerçekten hastalar mı? Neden hasta oldular? Hastaysalar sebepleri neler açıklaması lazım ki bu camianın bir belirsizliğe daha tahammülü kalmadı. Sayın Rıza Çalınbay hafta içinde açıklamalarda bulunmuş. Demiş ki ben Sivas Spor'da neler yaptım Avrupa'da başarılı oldum. Türkiye kupam var. Beşiktaş'ta bu zor durumda Beşiktaş ayağa kaldırırım demiş Rıza Hoca. Rıza Hoca bu işler böyle konuşmakla olmuyor. Zamanında geldin yapamadın 2004'te. Senin futbol tarzını da beğenmiyorum. Savunma ağırlıklı futbol oynatıyorsun. Ama şunu da itiraf etmeliyim. Ben Rıza Hoca'nın futbolunu beğenmesem bile her insan bu hayatta ikinci şans hak eder. Mehmet hak eder. En azından Varyan İsmail bu takımın hocası olduysa sen ikinci kez bu takıma gelebilirsin. Hakkını et Rıza Hoca. Senin futbol tarzını beğenmiyorum ama bir kere daha Beşiktaş'a gelirsen seni çok fazla eleştirmem. Benim birinci hoca adayım Rıza Çalınbay değil. Sergen Yalçın. Net söylüyorum en azından iyi futbol oynatır. Alt yapadan isimler çıkarır. Şu an kalite olarak Demirege'yi hemen oynatır. Çünkü Sergen Hoca'nın meşhur bir lafı var. Ben bir insanı, bir genç arkadaşımızı genç olduğu için değil, genç olduğu kadar yetenekli olduğu için de oynatıyorum diyor. İşte Sergen Hoca bunları yapar en azından. Demirege'yi oynatır, Semih Kılıçsa'yı oynatır. Seneye de iyi bir kadro hazırlar. Bu sene de taraftar stada gittiğinde hücum futbolu izler ve verdiği paranın hakkını alır tribünde. Yani şampiyonluktan ziyade Beşiktaş taraftarının aradığı kriterler bunlar. Bu kriterleri getirir Sergen Hoca. Bundan dolayı ben birinci tercih olarak Sergen Hoca her zaman belirledim. Ama Rıza Hoca da gelirse bu kadar Beşiktaşlı adam Pendi'yi reddetmiş, orayı reddetmiş, burayı reddetmiş Beşiktaş için. Niye geldi ne demem açıkçası. Rıza Hoca da gelsin istemiyordum ama bu saatten sonra ben hakkını helal et Rıza Hoca diyorum. Çünkü bu hayatta herkes ikinci şans hak eder. Belki Rıza Hoca oyun manteltesini kafa yapısını değiştirmiştir. Daha da tecrübelendirmiştir. Tecrübelenmiştir. Görüyoruz ki İsmail Kartal ikinci kez, üçüncü kez Fenerbahçe'de iyi kadro verildiğinde neler yapıyor? Rıza Hoca gelsin bu kadroyu hemen bir şey yapamaz. Ama iyi kadro verin Rıza Hoca'ya yeni yönetim. Rıza Hoca ile anlaşacaksanız artık bu yönetim mi, yeni yönetim mi, kim aday olacak, başkan olacaksa Rıza Hoca da İsmail Hoca gibi başarılı olsun isterim ben. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Bu hafta oynanan maçları değerlendirdim. Fenerbahçe'nin Rudagores maçına değindim. Galatasaray'ın Bayern Münih maçına değindim. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki yayında görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, videoların altına like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.